Selamlar hayrın takvanın, dost doğru hayatın, yaşanılan şu hidayetin tarifi yok gerçekten. Yeter ki biz Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürelim. Her zaman ve her gün. Her şeyden önce Yüce Allah'ın ismiyle işlerimize başlayalım. Bu dünyanın kimseye kalmayacağını, ebedi alem için mükemmel hazırlıklar yapmamız gerektiğini herkes düşünsün. Bakın, yarından daha yakın o mükemmel hesabın hazırlığı çok önemli. Emin olun şu dünyadaki hiçbir menfaat kimseye kalmayacak. O kadar mükemmel bir gün herkesi bekliyor. Herkes kendi iyiliği için bir şeyler yapsın. Şu dünyaya her gün baktığımda gerçekten o kadar boş bir oyun ve eğlence olduğunu anlıyorum ki. Diyorum ki Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı her zaman, bugün, yarın ve her gün süreyim. Her şeyden önemlisi olan Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı yaşayayım. Bunlar gerçekten aşırı önemli konular. Yani insanları sadece bunları söyleyip bir kenara bırakmalarını doğru bulmuyorum. Biz her an Yüce Allah'ın rızasının gözetildiği bir hayatı yaşamak durumundayız. Neden diyorsanız şundan dolayı. Bu dünyaya geliş amacınız var. Yüce Allah'ın size verdiği şu mükemmel nimetler. Şu bedeninize bir bakın. Herkes baksın yani. Gerçekten mükemmel. Yani öyle bir sistem ki her şey de mükemmel. Yeter ki insanlar düşünsün, anlasın. Şu verilen mükemmel nimetlerin değerini bilsin. Ve şunu sorsun kendine, desin ki ben bu dünyaya niye geldim? Ben bu dünyada ne yapmak istiyorum? Hedefim ne? Bunları söylesin mi? Bu dünyadan bir haber yaşamasınlar. Ne yazık ki kafirlikte yarışmasınlar. Bunları her zaman söylüyoruz çünkü insanların o kadar büyük bir gaflet içinde olduğunu söyleyebilirim yani. Ben gittiğim her yerde görüyorum. Ne yazık ki her taraf kafirle kaynıyor. Üzülüyorum hallerine de. Şeytana o kadar fazla uyuyorlar ki. Ve Yüce Allah'ın rızasına uygun hayatı hiçbir zaman yaşamadıkları için devamlı bu batıl konularda yarışıyorlar. Emin olun bu dünyadaki geçici menfaatler, o nefsi işler aşırı basit. Hiç zor değil. Bunları marifet sayan kafirler. Neyini marifet sayıyorsunuz? Neresi mükemmel, neresi harika? Değil hiçbir tarafı. Her tarafından haram, her tarafından gaflet akanlar var. Her tarafından küfür ve batılla uğraşanlar var. Bunlardan olmayın. Bizim böyle tiplerle de zerre kadar işimiz olmaz. Ne işimiz olur? Şu işimiz olur. Biz Allah'ın izniyle dosdoğru bir hayatı yaşayıp dünyanın en ucra köşesinde ne yazık ki o kafirliğe saplanmış kişilere dahi dosdoğru hayatı göstermeliyiz. Bu dünyanın geçici olduğunu ve bir gün mükemmel bir hesabın herkesin önüne geleceğini düşünerek yaşasınlar diye bunu yapıyoruz. Yine onların menfaatini. Bakın bir insanı düzeltmek, iyilik yolunda, gerçekten takva yolunda yaşayan bir insanı kazanmak bizler